Medya Mark'tan herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle Samsung'un bence tasarım mucizesi Galaxy Z Flip'e hadi hep beraber gelin yakından bakalım. Galaxy Fold ile başlayan biliyorsunuz bir katlanabilir ekran nesli başladı Samsung tarafında. Hatta katlanabilir telefonlar. Bence mobil pazarın bir şehir efsanesiydi. Ama Samsung bunu hayata geçirdi ve gerçekten çok büyük bir başarı elde etti. Galaxy Fold ciddi anlamda benim e, tasarımsal anlamda eleştirdiğim telefonlardan bir tanesiydi ve bu istiridye kapak kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar doğru bir tasarımdı ve şu anda kullanmaktan da oldukça keyif aldığım bir telefon. Peki bu telefon kimler için? Hepimiz için alım kriterleri farklı. Kimisi telefon ekranının daha büyük olmasını istiyor, kimisi pile dikkat ediyor, kimisi tamamen fiyat odaklı çalışıyor ya da kimisi tamamen kamera ile ilgili bazı dediğim gibi kriterleri öne çıkartıyor. Ama en önemli detaylardan bir tanesi bence tasarım. Birçok insan telefonu aslında bakarsanız gün içinde çok fazla yanında taşıdığı ve sürekli kullandığı için tasarımına çok fazla dikkat ediyor. Eğer siz de tasarımsal anlamda telefonlara daha fazla önem veren bir insansanız Samsung Galaxy Z Flip tam size göre bir telefon. Evet telefonun fiyatı biraz pahalı mı? Evet biraz pahalı hatta belki şunu söylemek daha doğru olacak. Türkiye'deki en pahalı Android telefon. Ama bu parayı vermeye değer mi? Bana sorarsanız değer. Son dönem telefonların hemen hemen hepsinin birbirine benzediğini görüyoruz ama Samsung Galaxy Z Flip kesinlikle tasarımsal anlamda bambaşka bir şekil bize sunuyor ve bu birbirine benzeyen telefonlardan çok daha farklı bir alternatif sunuyor. Dediğim gibi telefonunuzun tasarımıyla öne çıkmasını istiyorsanız Samsung Galaxy Z Flip hakikaten bence tam size göre hatta tam bana göre bir telefon olabilir. Şu anda incelediğimiz renk arkadaşlar siyah. Fakat bunun bir de mor rengi var ki bence mor rengi çok çok daha gösterişli bir renk. Eğer gerçekten kadınlar çok fazla mor rengi rağbet gösteriyorlar ama erkeklerin daha çok siyah renk tercih edebildiklerini görüyoruz ama bence dediğim gibi ben eğer bu telefonu alıyor olsam herhalde mor rengini alırım çünkü mor rengi bence siyah rengine göre kendini çok daha fazla gösteren bir telefon olmuş. Peki telefonun detayları ne? Hadi gelin biraz bundan bahsedelim. Telefonumuz 6.7 inç bir ekran var tabii ki bu açıldığı zaman 6.7 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Telefonumuzun kapandığı zaman da bir ekranı var. Burada 1.1 inçlik bir süper AMOLED daha ekran var. Ben burada Samsung'u biraz eleştirmek zorundayım. Çünkü bana sorarsanız bu 1.1 inçten biraz daha büyük bir ekran olabilirdi. Daha büyük bir ekran olsaydı bence ikinci ekrandan burada çok daha güzel bir şekilde bunu kullanabilir diye düşünüyorum. Yani bu 1.1 inç ekran evet bildirimleri gösteriyor, aramaları gösteriyor ama bence yeterli mi? Yeterli değil. Daha fazla bir ekran boyutu insanlara daha farklı bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir. Hatta telefonumuzun ekranını açmadan, çok fazla açmadan diyelim öyle söyleyeyim daha doğru olacak. Telefonumuzu kullanabilme imkanına sahip oluruz Buradan burada dediğim 1.1 inçlik ekran bence biraz küçük kalmış. 6.7 inçlik ekransa arkadaşlar 22:9 bir formata sahip ve gerçekten uzun ince bir yoldayım ekranlarından bir tanesi. Ama gözünüz alışıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ekran tarafına tabii ki en önemli detaylandan bir tanesi nedir diyor sor soruyorsanız Tabi ki arkadaşlar ekran açtığımız zaman bu arada oluşan bir oluk şekli. Bu oluk şekli şunu söyleyeyim ben bu telefonu iki günden beri kullanıyorum. Açıkçası gözüm alışmaya başladı çok da fazla beni e, rahatsız etmeye başladı. Ben telefonu kullanmadan önce bunun gözümü gerçekten rahatsız edeceğini düşünmüştüm ama telefonu kullandığım süre zarfı için zaten telefon arkadaşlar ekranı açıkken bunu çok fazla fark etmiyorsunuz ama Telefon derinin kapalıyken daha fazla fark ediliyor bu. Ama derin telefon e, parlaklığı açık olduğu zaman kesinlikle ama kesinlikle çok fazla bunu hissetmiyorsunuz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle bu şekilde duvar kağıda da canlı bu duvar kağıda telefonun o olukluk kısmını kesinlikle sanki kapatan bir yapıya da sahip. Ya yani Samsung bana sorarsanız arkadaşlar hem yukarıdaki Infinity Oyu o kamera deliğini hem de buradaki mukavvayı bir şekilde gizlemeye en azından duvar kağıdıyla da olsa başarmış. Bence dediğim gibi telefon kullanırken buna kesinlikle ama kesinlikle gözünüz takılmıyor. Bunu da bir şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde bu oluk kısmı gider mi? Bana sorarsanız gider. Mutlaka mutlaka daha iyi noktaya doğru gidiyor. Galaxy Fold'da biliyorsunuz yaşanan ekran hatalarından Samsung çok büyük bir ders aldı ve bu telefonu ortaya koydu. Bana sorarsanız çok ama çok başarılı bir telefon olmuş. Yani tasarımsal anlamda benim bugüne kadar gördüğüm en iyi tasarıma sahip telefonlardan bir tanesi. Hakikaten kapanması çok güzel. Yani bunu bu şekilde sert bir şekilde kapattığınız zaman da hiçbir şekilde bir şey olmayan arkadaşlar bir yapıya sahip. Hatta ben bunu mesela bunu açarken eski telefonlardaki gibi açıyorum. Şöyle açıp bu şekilde konuşuyorum. Hakikaten çok havalı oluyor ve kapatırken de çat diye böyle kapatıyorum. Hakikaten telefonun menteşe sisteminin inanılmaz bir şekilde sağlam olduğunu söyleyebilirim. Ben acaba menteşe sistemi çok sağlam mıdır değil midir diye böyle kafamda soru işaretleri vardı ama arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle Telefonun menteşe sistemi çok ama çok sağlam. Sizi çok fazla detaya boğmak istemiyorum. Snapdragon 855 Plus Yonga seti var. Bana sorarsanız oldukça iyi bir Yonga seti. Şu an Türkiye'deki en hızlı Yonga setlerinden bir tanesi. Snapdragon 865 o geldi. Evet biliyoruz bu telefonlar kullanılabiliyor ama ülkemizde hala kullanılabilen bir telefon yok sanıyorum önümüzdeki haftalarda Oppo Reno 3, özür Oppo Find X gelecek arkadaşlar. Onunla beraber Snapdragon 865'e tanışacağız ama telefonun yonga seti işte eski falan filan demeye hiç gerek yok. Çünkü oyunlarda falan filan en ufak bir problem yok. Telefonda her türlü oyun oynayabiliyorsunuz. Zaten çok performanslı bir e, o telefon neden diyeceksiniz? Telefonun biliyorsunuz 256 GB hafıza var ve UFS 3.0 desteğine sahip bir hafıza. Telefonda 8 GB LP DDR 4 x RAM'ler var. DDR 5 değil. bunu da belirtelim ama derin gibi telefonda en ufak bir sıkıntı yok. Zaten çift kanal bir RAM bunlar. 2133 MHz çalışıyor ve çok başarılı. Kesinlikle performans tarafında inanılmaz bir performans sağlıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani telefonda ilgili kafanızda bu noktada bir şey kalmasın. Yani Snapdragon 865 olmasına gerek yok. Bana sorarsanız ya bu telefonun fiyatı eğer daha düşecekse bana Snapdragon 855 palasa da gerek yok. Yani bu telefonlar 730'da falan filan da gelebilir. Yani o konuda bana sorarsanız yani bu telefonu kullanan insanlar genellikle bu telefonu çok fazla şeyden dolayı alacaklarından, yani tasarımsal anlamda alacaklarından dolayı Bence çok fazla Yonga setine dikkat etmeyeceklerdir. Yani bu telefonu alan bir insan, bu telefonun içinde Snapdragon 730 mu var? Snapdragon 855 Plus mı var? Ya 855 mi, 855 Plus mı? Asla ama, demi, asla ama asla böyle bir şey söylemeyecektir. Bu telefonu alan kişiler genellikle bu telefon tasarımsal anlamda mükemmel göründüğü için alacaklardır. Bundan dolayı ben çok fazla donanıma e, özel verilmemesini de ben burada taraftarıyım. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii kamera tarafında 12 megapiksel iki tane kamera var arkada. Ana kameramız var 12 megapiksel. Bir de 12 megapiksel geniş açı kameramız var. Ön tarafta 10 megapiksel bir kameramız var. Nasıl fotoğraf çektiğini en azından biliyorsunuz evdeyiz. Evde kaldığımız sürece balkondan falan filan burada işte kapalı ortamda ev içinde falan filan fotoğraf çekeriz bazı detaylar bunları size gösteririz. Ama kamera tarafında en ufak bir problem yok. Bunu söyleyebilirim. Gece fotoğraflarını da beğen, oldukça beğendim. Ya balkondan çekebildiğim kadar Böyle fotoğraf çekmeye çalıştım arkadaşlar. Dışarı çıkmıyoruz biliyorsunuz. Lütfen siz de evde kalın bunu da söyleyeyim. Bu arada MediaMarkt mağazalarını yani hem müşterilerin hem çalışanların düşündüğü için geçici bir süreliğine kapattım bunu da söyleyelim. MediaMarkt'ın online mağazasından da bu telefonu alabilirsiniz bunu belirtelim. Telefonda benim ufak bir eleştirim var. Ya yani aslında eleştiri değil. Belki bu da tasarımsal bir durum ama 3300 mAh pil gücü var bu telefonda. 3300 mAh pil gücü bu telefonu yani yoğun kullanan bir insansanız telefonu size gün içinde yani aşağı yukarı çıkartacaklar arkadaşlar. Onu söyleyeyim ee, ama telefonu dediğim gibi çok fazla kullanan bir insan değilseniz gün içinde çok rahat bir şekilde yetecek bir batarya performansı var ama e, yani bana yetiyor en azından. Ben telefonu ilk günden beri kullanıyorum. Bana yetiyor batarya performansı ama dediğim gibi yoğun kullanan bir insansanız telefonu biraz dediğim gibi batarya konusunda problem yaşayabilirsiniz. 3300 mAh pil gücü bana sorarsanız biraz az gibi geldi ki baktığınız zaman 15 watt'lık şarj hızı de bence yetersiz. Burada biraz daha fazlasını sunabilmelidir. Yani 15.000 TL'ye satılan bir telefon en azından bugün itibariyle e, bir telefondan en azından şarj tarafında daha hızlı şarj olmasını ben beklerdim. En azından 3300 miliamper pil gücünü daha hızlı bir şarjla 45 Watt'lık şarj aletiyle arkadaşlar taksaydınız burada muhtemelen e, 30 dakika civarlarına falan bunu şarj ederdi diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu da e, bu telefon artılarından bir tanesi olurdu. Telefonda ilgili eleştirim şeylerden bir tanesi de bu. Birçok insan buna dikkat ediyor. Bu değerleri de verelim. 0.37 watts bölü kilogram baş sar değeri var. 1.55 de vücut sar değeri var arkadaşlar. Bunlar oldukça iyi rakamlar. Bunu söyleyebilirim. Özellikle baş tarafında sunduğu 0.37'lik sar değeri oldukça iyi bu telefonu aldığınız zaman en azından bu konuda başım ağrıyor telefondan falan filan duruma girmeyeceksiniz. Kapaklı telefonlara aslında yabancı değiliz. Kapaklı telefonlar Samsung 2000 yılında başladı. Yanlış hatırlamıyorsam A100 diye bir seri vardı. Onunla başlamışlar kapaklı telefonu. 2000 yılındaydı bu telefon. Sonra 2002 yılında bu kapaklı telefonun ya dediler ki biz bunun önüne de ekran koyalım Q200 diye bir model çıktı arkadaşlar. Yine ismini umarım yanlış söylemiyorumdur. 2002 yılında bu telefonla beraber aslında Samsung bu şekilde kapanan istiri diye kapağı kapanan bu telefonlara Ta o dönemlere geçiş yapmıştı. Yani aslında bu telefon yeni bir telefon değil. En azından tasarımsal anlamda yeni bir telefon değil. E, o dönemlerden gelen, 2000'li yıllardan gelen bir tasarımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Telefonun ben tasarımına bayıldığımı söyleyebilirim. Kullanış şekli oldukça güzel. Yani telefonu açtığınız zaman zaten normal bir telefon haline geliyor. E, ama işte bazı küçük detayları var. insanlar tarafından en azından ben evdeki işte eşim tarafından falan oldukça beğenildiğini söyleyebilirim. Hakikaten bu telefon kullanıcısına çok farklı bir imaj çizen bir telefon. Bunu söyleyebilirim. Eğer siz de telefonunuzla farklı olmak istiyorsanız mutlaka mutlaka MediaMarkt'ın online sitesinden bu telefona bir göz atıp bu telefonu farklı şekilde kampanyalara da sahip olabilirsiniz. Bu arada bazı detaylar var. Bunlardan da bahsetmek lazım. Bir notlarıma baktım bu arada bilgisayardan. Şöyle söyleyeyim. Mesela bu telefonun ekran arkadaşlar gerçekten de çizilmeye karşı çok ama çok az mukavemet gösteren bir ekrandan bahsediyoruz ama arka tarafta Gorilla Glass 6 var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani burada bunu bu şekilde yaptığınız zaman da herhangi bir çizilmeye sahip değil. Ama aynı şeyi eğer ön tarafa yapmış olsaydım arkadaşlar, ekran ciddi anlamda hasar alabilirdi bunu söyleyeyim. Samsung bir yıl boyunca ücretsiz değişim sağlıyor, bir kere böyle bir hakkınız var. Bence bu da güzel. Yani telefonunuzun en azından ekranında bir şey olursa bu noktada Samsung diyor ki ya ben bunu bir kez değiştireceğim diyor. Bu da bence oldukça başarılı ve güzel bir uygulama. Yani bu telefonu aldığınız zaman en azından böyle bir garantiye sahip oluyorsunuz. Telefonun ekranı evet çizilmelere müsait ama telefonun kapandığı için arkadaşlar yani bu telefon kapandığı için mesela çizilmelere daha az ihtimal sağlıyor. Bunu belirtebilirim. Benim telefonun genel anlamda söyleyeceğim şeyler bu. Yani telefonun e, bu telefonu alıyorsanız ekranı gerçekten de korumanız lazım arkadaşlar. Yani bu telefonu ekranı e, tırnakla bile çizebilen bir ekran ve dediğim gibi bazı e, hatta videolarda gördüm bazı videolarda paylaşmışlar işte arasına para girdiğini işte paranın ekranı çizdiğini falan filan göstermişler. Hakikaten olabilir doğrudur çünkü dediğim gibi burada arada çok da evet bu çok sağlam bir menteşe ama dediğim gibi araya bir şeyler girebilir. Baktığınız zaman buradaki şu aradaki bu telefon kapandığında aradaki o boşluk neredeyse giderilmiş Samsung tarafından bu yeni menteşe sistemiyle. Burada Samsung'u tebrik etmek lazım. Yani bu telefonu aldığınız zaman işte çok böyle büyük bir külfet haline gelmeyecek. Ne cebinizde arkadaşlar? Yani şu an ben bunu cebime koyduğum zaman ya hiçbir şekilde cebimde telefon yokmuş gibi hissediyorum. Yani kesinlikle ama kesinlikle telefon taşıması başka bir hale geliyor. Zaten kare bir forma geldiği için kapandığında telefonun kullanımı, kullanım, kullanıcı deneyimi hakikaten çok ama çok güzel. Tüm telefonların birbirine benzediği bir dönemde eğer paranız da varsa yeni bir telefon almak istiyorsanız ve kendinizi biraz bugünlerde evde kaldığınız bu süre zarfı için şımartmak istiyorsanız arkadaşlar ben bu telefonu sizlere önerebilirim. Birçok insan dediğim kendi şımartmak için Kıyafet alıyor, gözlük alıyor. Yani evde evet yemekle ilgili birçok şey alıyoruz. Sürekli gıda maddeleri alınıyor evlere şudur budur falan filan ama artık bunlara doyduk insanlar yeni bir şeyler de almak istiyor. Eğer dediğim gibi kendinizi şımartmak istiyorsanız şu günlerde biraz moralinizi daha iyi hale getirmek istiyorsanız mutlaka mutlaka bu telefonu bir gözden geçirmenizi size tavsiye ederim. Ben mor rengini çok beğendim. Size de açıkçası mor rengini tavsiye edeceğim. Siyah rengi de çok şık. Dediğim gibi güzel görünüyor. Gece siyahı oldukça güzel bir renk. Hatta piano black diyebileceğimiz bir siyah. Ama dediğim gibi bana sorarsanız mor renk biraz daha güzel. Keşke mor renk olsaydı onu incelemiş olsaydık. Belki önümüzdeki günlerde mor renk gelir. En azından onu da biz sizlere gösterme şansına sahip oluruz. Umarım e, MediaMarkt'ın mağazaları bir an önce açılır. Ülkemiz ve tüm dünya bu koronavirüs illetinden kurtulur. Ve biz de e, MediaMarkt mağazalarına belki gidip e, bunun mor rengini inceleriz. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolar görüşeceğiz. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen ama lütfen evde kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.